Hollanda İHH temsilciliği tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremde ortopedik engelli olan 80 vatandaşımıza 80 adet akülü engelli aracı dağıtıldı. 6. Şehir Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen törene Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Uzun, Hollanda İHH temsilcisiyle depremzede engelli vatandaşlarımız katıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kim bir müminin, bir Müslümanın ihtiyacını giderirse Cenab-ı Allah da onun ihtiyacını giderir. Yine hakeza kim bir Müslümanın, bir müminin sıkıntısını giderirse Cenab-ı Allah da kıyamet günü onun sıkıntısını giderir. Evet, bu bizim için zaten temel örnektir. 6 Şubat'ta tabii hepimiz hakikaten hala acılarımız canlı, hala hüzünlüyüz, hala dertliyiz. Allah'tan Cenab-ı Allah insana güç kuvvet vermiş. Beyin bazen o sıkıntıları unutabiliyor. İyi ki unutabiliyor. Unutmazsa halimiz nice olur. Hepimize sabırlar versin. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar tabii ki cennetliktir inşallah. Hepimize şefaatçi olacaklar. Evet, İHH Hollanda temsilcimize Önder Bey hasreten çok teşekkür ediyorum. 80 tane akülü aracı böyle engelli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize böyle teslim etmesi büyük bir yardımlaşma örneği. Kendilerini kutluyorum. Bu yardımda bulunanları da hakikaten canı gönülden tebrik ediyorum. Aslında beynimiz de öyledir. Başkasına yardım ettiğiniz zaman mutlu olursunuz. Ama sadece kendinize çalışırsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Bunu pratik hayatta da görüyoruz. Birinin derdini çözdüğünüz zaman siz de o an mutlu oluyorsunuz. Ülkemizin son yüzyılın felaketi olan depremden dolayı sizlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birazdan burada görmüş olduğunuz engelli araç organizasyonu nedeniyle Adıyaman'dan depremzede kardeşlerimizden depremden engelli kalmış kardeşlerimize yönelik engelli araç organizasyonu için hazırız inşallah. İsmim Önder Erdoğan, Uluslararası Yardımlaşma Teşkilatı İHH Hollanda Vakfı'nın Türkiye'deki gönüllü ve temsilcileriyim. Biz bu organizasyonu Uluslararası Yardımlaşma Teşkilatı İHH Hollanda Vakfı ve gurbetçi kardeşlerimizin çok değerli bağışlarıyla oluşturmuş bulunmaktayız. Öncelikle gurbetçi kardeşlerimizin sizlere geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz. Dualarını getirdik. Bizler de sizlerden dualar istiyoruz. Gurbetçi kardeşlerimize ileteceğiz inşallah. Bu organizasyonun içeriğinde 80 adet akülü engelli araç getirmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse yaklaşık bir yarım saat sonra da yine Hollanda'dan getirmiş olduğumuz bir tır dolusu konteynerlara, prefabrik evlere, depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları olan mobilya türü ürünlerden hediye etmek üzere AFAD ve Kızılay yetkililerimize valilik koordinasyonunda teslim edeceğiz inşallah. O konuda da yardımseverlerimizden Allah razı olsun. Bu konuya bütün gücünü, emeğini veren bütün kuruluşlardan, kamu kuruluşlarından, siyasi kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşlarından Allah razı olsun. Adıyaman olarak, Türkiye olarak büyük bir deprem felaketini yaşadık. Devletimizin gücü ve milletimizin dayanışması sayesinde yaraları sarma dönemindeyiz. Tabii bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının, yardım derneklerinin ciddi katkısını aldık. Buradan hepsine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün de İHH Hollanda Derneği'nin engelli kardeşlerimiz için temin ettiği akülü araçları sizlere ulaştırıyoruz. Sizlerin yanında olmak, hayatlarınızı kolaylaştırmak, sizler için gerekli düzenlemeleri yapmak bizim en büyük görevimiz. Engelleri beraber kaldırmak bizim en büyük görevimiz. Bugün teslim alacağınız araçları da iyi günlerde kullanmanızı temenni ediyorum. Teşekkür konuşması yapmak istiyorum. Siz değerli İHH Hollanda Vakfı'nın bizleri düşünerek yapmış oldukları bu bağışın bize için ne kadar önemli olduğunu ifade etmek isterim. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim sizlere. İnanıyorum ki benim gibi diğer tüm arkadaşlar için bu araçlar bizim günlük hayatımızda en önemli ihtiyaç gideren bir gereç olacak. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Ben bu depremde engelli kalmış biri olarak bu araçları bize gönderen gurbetçi kardeşlerimize teşekkür ederim. Adıyaman'dan selamlar.